Merhabalar, özgün sorularımıza devam ediyoruz. Sağlık alanında hazırladığımız e, ikinci set olacak bu. İkinci 20 soruyu beraber şimdi tek tek çözeceğiz. İkinci 20 ile ilgili bir daha bir hatırlatma yapayım isterseniz. E, Tense soruları soruluyor, preposition soruları var. E, bağlaç soruları ağırlıkta, bağlaç soruları burada daha çok aslında. E, onun haricinde bir de böyle yan bir takım şeylerde, bilgilerde sorulabiliyor. Mesela non-close gibi, relative close gibi çeşitli farklı, işte quantifierlerde sorulabiliyor bazen pronoun bile duruma göre çıkabiliyor. Bu işte ÖSYM'nin o anki tercihine göre değişebiliyor. Dolayısıyla burada biz en çok aslında sorulan, en çok yani birçok senelerde gördüğümüz frekans yüksek soruları burada ele alıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi de şu yapı. Yani birinci tarafta bir tense soruyor ama öteki tarafta biraz farklı gidiyor burada ve gerund infinitive gibi participle'lar sorabiliyor. Bunu neden yapıyor? Bunu daha önceki sorularda açıklamıştım. Bunu da sık İngilizcede görüyoruz aslında. Makaleleri taradığımız zaman bir cümle başlıyor, öteki cümle bir öznesiz. Öyle gidiyor. Bunu neden yapıyor? Şimdi buna da bakacağız. Bir reduction var orada çünkü. Şimdi each year dediğine göre her yıl. Her yıl dediğine göre zaten geniş zaman bekleyeceğim. Were olma ihtimali yok. Have been olma ihtimali çok düşük. Had been olma ihtimali de zaten yok. Will be olma ihtimali yok. Are olur. Her yıl dediğine göre ya are olacak. Çok düşük ihtimalle have been de olabilir. There are veya there have been. Şu sarıları şöyle bir e, hiç görmeyeyim artık. Şöyle bir yol izleyin arkadaşlar. Bir tane seçeneğinden bir emin olun. Gönderin. Ondan sonra ikiye iniyor zaten genelde. Bu böyledir. Bunun matematiği genelde bu şekilde. YDS'de üçe düşürürsünüz de yok dilde ikiye düşürebilirsiniz each year dedikten sonra yani present olma ihtimali olan B ve E kaldı. Burada B daha zayıf bir aday, E daha kuvvetli bir aday. An estimated 48 million. Bu estimated'i bilelim bu aşağı yukarı gibi burada hesaplanıyor yani tahmini. Tahmini 47, 48 milyon bu foodborne illnesses. Bu yiyecekle alakalı, zehirlenmeyle herhalde alakalı hastalıklar oluyormuş Amerika'da. One in six Americans. Amerika'da yani nüfusun altıda birinde etkiliyormuş. Evet yine sineğimiz aramızda hoş geldi. Bu, bunlar böyle kadrolu efendim. Bir şey yaparken hemen onlar geliyor zaten yemek yerken. Ders anlatırken böyle evet gördüğünüz gibi gittikçe de evcilleşiyor. Ee, şöyle şimdi ikinci tarafta İngilizce'de şöyle bir yol izleyebilir. Der ki virgülü koyar sonra which effects diyor. Aslında bir sonuç veriyor burada. Therefore thus yapısı da kullanabiliyor. Which affects one in six Americans ki bu da diyor burada which effects yerine reduction yapıyor, which'i gönderiyor ve fiile ile koyuyor. Dolayısıyla burada da bu dediğim şeyi doğru cevabı e karşılıyor. Or burada which effects yerine affecting diyor. Bunun neden dediğini bir daha açıklayayım. Which effects diyor ya. İşte order reduction yapmış oluyor, which'i şey yapıyor, atıyor ile de ing koyuyor. Bu aslında sonuç bildirmek için yapıyor bunu. Was affecting de diyebilir, therefore affecting de diyebilir. Dikkat. Bunu soruyor. Ee, görüyoruz yani yapılarda. Bakalım. If the fibroids burada ben tabii teknik terimlere hakim olmadığım için bunları açıklamayacağım size. Siz zaten sağlık çalışanları olarak biliyorsunuz. If the fibroids symptoms, doctors, medications. Bakın if clause varsa ne oluyordu? Bir taraf geniş zaman olur. Örde öteki tarafta geniş zaman olur ya da future olur. Bunlardan bir tanesi de if taraflı. Yani if'ten sonra gelen cümle eğer past olursa öteki taraf would'lu veya would have'li bir yapı olabilirdi. Ya da if'ten sonra gelen past perfect bir ifade varsa öteki tarafta would have ya da would olabilirdi. Dolayısıyla burada bakalım. Are causing may recommend bu doğru bir yapı. Yani bir tarafta simple bir yapı var. Yani simple present, present continuous olabilir tabii. Present bir ifade var. Öbür, öbür tarafta da model var. Olur. Şimdi B'ye bakalım. Bir tarafta future var, bir tarafta would var. Bu ifi ifin koşulunu sağlamıyor. Burada head cost var C'de. Recommended var. Bu da sağlamıyor. Bir tarafta da simple present demiş ve would have. Bu da ifin bir şeyi değil, kullanımı değil. E'ye ee, e bakalım. Coast, simple past. Öteki taraf wood'la gidebilirdi, Will'la gitmiş. Ee, dolayısıyla bu da yok. Burada siz tabii görmüyorsunuz. Ben burada bir yandan sinekle bir imtihanım da var. Sinek, evet. Bakalım videonun ne, neresine kadar burada devam edebileceğim. Daha sonrasında videoya bir yerde bir ara vermemiz gerekebilecek gibi görünüyor. Çünkü belli ki soru çözdürmeyecek bana şu anda. Evet, videoya biraz ara verdim. E, sinek'te konuştuk, anlaştık. E, onu e, dışarı gönderdim. İnşallah yine gelmez. Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi biz bir sonraki soruya bakalım. Burayı anladık değil mi? If clause'da bir Simple Present var. Öteki tarafta da e, Model var. Bakalım. Yine bir Tense sorusu. Zaten genelde 2-3 soru Tense'den gelir. E, burada da ne demiş? Researchers, araştırmacılar bir şey bulmuşlar. E, risk for cardiovascular related death. Yani kardiyovasküler e, ...den kaynaklı ölümler... ...birçok faktöre bağlıymış herhalde, including ambient air... ...and household air pollution. Burada işte hava kirliliğini falan bağlıyor. Şimdi bakalım e, havanın yani kontamini olması, işte bozulması falan. Burada şöyle bakalım... ...researchers dedikten sonra have found olur. Bakın bu bulma olaylarında... ...past... ...olur... ...present perfect olur... E, ...bazen de simple present olur ama genelde ya present perfect olur ya simple past olur. Dolayısıyla will find olma ihtimali çok düşük, find olabilir, have found olur, had found olmaz, are finding olmaz. Ben burada find ya da have found ikisinden bir tanesini bulayım. Peki, bu risk, bu kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümler. Burada is linked mi olacak, had been linked mi olacak ona bakalım şimdi. Had been linked olması için bir neden yok çünkü past bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Yani araştırmacıların bulduğu şey aslında bilimsel, genel geçer bir fact yani bir gerçek. Dolayısıyla burada ben zaten A'yı göndermiştim. B'yi de bu yüzden gönderdim. Had been linkedten dolayı. D'yi de gönderdim. E'yi da gönderdim. Çünkü was linked demesi için bir de finding demesi için bir sebep yok. Dolayısıyla C'yi işaretledim. Burada anladık değil mi? Yani bilim bir araştırmacılar var. Araştırmacılar bir şey bulmuşlar. Ne bulmuşlar? Fact bulmuşlar. Bu fact'e geniş zaman olmak zorunda çünkü bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. Genel geçer bir şeyden bahsediyoruz. Had been linked demeyiz böyle bir durumda. Past perfect kullanmanın bir takım farklı koşulları var. O koşulları açıkladığımız videolar var. her şeyde e, aboneliklerde var veya bizim de bizden eğitim alan öğrencilere sunduğumuz Ayrıca bir e, premium dediğimiz bir e, video setinde var. Onun için şimdi burada past perfect'e ayrı bir anlatmayayım çünkü iş e, uzar. Geldik bağlaçlara. Bağlaçlarla ilgili birkaç şey söyleyebilirim arkadaşlar. Bilmediğiniz bağlaç genelde doğru cevap değildir. Tamam? Bu biraz böyle hani uçuk bir taktik gibi gelmesin size. Neden? Çünkü yani ÖSYM aslında en çok kullanılan yapıları test ediyor. En çok kullanılan yapılar nedir? İşte but, because, although, even though, since, as, once, while, whereas bunlar. Yani çok böyle kıyıda köşede kalmış mesela ezif gibi yapıları çok te şey yapmıyor, test etmiyor. Wood'lu yapıları çok test etmiyor. Çünkü bunlar çok kullanılmıyor. Aslında böyle bir şey. Genelde onlar çeldirici olarak var. Ama ben burada şöyle bir şey yaptım. Hepsi aşağı yukarı kullanılan seçenekler. While, although, if, as ve once gibi. No sugar diet. Şöyle yapın arkadaşlar bir bağlaç sorulduğu zaman. No sugar şurada biraz koyu oldu. Ben bunları sarıyla highlight edeyim ki siz okurken zorlanmayın. No sugar diet varmış. Şekersiz beslenme ne olmuş? Popülerlik kazanmış. Buradan sonra popülerlik kazandı ancak zararları var mı diyecek. Popülerlik kazandı çünkü insanlar artık bu işlerde daha mı uyandı diyecek. Ne diyecek ona bakalım. Yani No Sugar Diet popülerliği kazanmış ve bağlaç burada ne olmalı ona bakalım. People continue to look for effective ways to live healthy. Bakın insanlar daha sağlıklı yaşamak için bir takım yollar arıyorlarmış. Bakın burada bir nedensellik var. İnsanlar sağlıklı yaşamak istedikleri için no sugar yapıyorlar. Dolayısıyla burada bağlaç olması, lazım, nedensellik var. Dolayısıyla as burada en mantıklısı. As ne demek? Since veya because anlamına gelir. Burada ne demiş olduk yani? İnsanlar daha sağlıklı yaşamak için bir takım etkin, bir takım verimli başka yollar aradıkları için şekersiz diyet, şeker içermeyen diyetler, popülerlik kazanmaya başladı. While ve olduğu aşağı yukarı aynı anlama gelir ama aşağı yukarı. While benzer türdeş şeyleri karşılaştırıp onların farklarından bahsedecekken yani kullandığımız bir zıtlık bağlacıdır. Oldu biraz daha farklı oldu. Mesela yağmur yağmasına rağmen dışarı çıktım. Bakın burada bir karşılaştırma yok. Ama şöyle deriz. Fransa'da şöyle iken İngiltere'de böyle. Bakın türdeş iki şeyi karşılaştırdım. Tamam. While ve whereas bunda kullanılır. Once de ne demek? When demek. Devam ediyorum, ageism, ageism ne demek yani şey böyle yaş ne diyelim ee, yaşçılık, devrecilik evet erkekler bilir devrecilik ee, ageism involves stereotyping and discriminating yani stereotipleştirme ve ayrıştırma against people based on their age yani insanların yaşlarına göre ayırt etme, ayırma onlara karşı bir e, faşistlik yapma, ırkçılık yapma diyelim Irkçılık yapma değil işte anladınız. Şu anda aklıma gelmedi doğru kelime. And can occur. Ha, bu nerede oluyormuş? Workplace, personal life. Ha iş hayatında da oluyor, özel hayatımızda da oluyor. Gibi bir anlam çıkması lazım. So that niye olmaz? Çünkü so'dan sonra bir sıfat veya zarf gelir. That'ten sonra da cümle gelir. Gelmemiş. Öyle hızlı araba kullanıyor ki çok korktum. He was driving so fast that I felt terrified gibi. Neither nor e, ne iş yerinde olur ne de e, günlük hayatta olur olmadı. Çünkü olan bir şeyden bahsediyoruz biz zaten. Both in the workplace and in your personal life olur. Hem orada hem orada olur. As well in the workplace as olmaz kadar anlam veriyor. Bu, bu da olmadı. Such de so that'in aslında so that ile such that birbirine benzer. So that'ten sonra sıfat veya zarf gelir. Such that'ten sonra sıfat artı isim gelir veya zarf artı isim gelir. It was such a lovely day that I wanted to go out. O kadar güzel bir gündü ki ben dışarı çıkmak istedim. Demiş oldum. Both and yerine başka ne kullanabilirdim? Not only but also. Yani sadece o değil aynı zamanda bu demek için de kullanabilirdim. Burada both and doğru cevap. Burada arkadaşlar şey de yapar, yok dil yapıyor. YDS'de görmezsiniz böyle ama mesela bazen ikilileri de yanlış veriyor. Mesela neither or diyor veya both or diyor gibi. Veya işte so diyor slash as diyor mesela. Orada da dikkat edin. Yani bu ikililer eğer hakikaten bir ikili oluşturabiliyor mu oluşturamıyor. Mesela either nor diyor mesela. Either slash and diyebiliyor. Ha, either and diye bir şey yok deyip ondan uzaklaşabilirsiniz. Bu tabi bu taktikler işe yarayabilir, yarayamayabilir. Çünkü yok dilde bildiğiniz gibi yeni bir sınav henüz pişiyor ve ilk başladığında Anadolu Üniversitesi yapıyordu. Daha sonra daha basitti. Daha içerik hatta A2 seviyesinde sorular vardı. Analiz ettiğimiz çeşitli bloklar var. Daha sonra ÖSYM'ye geçince ÖSYM o işi biraz daha bu sınavı biraz daha zorlaştırdı. Zorlaştırmakta da kalmadı dengeli hale getirdi. Sınavı biraz daha pişirdi diyelim. Bakalım şimdi. Hormonal changes. Hormonal değişiklikler cildimizi etkiliyormuş. X-ray'e maruz kalmak dedi sonra. Şimdi bunlarda arasında bir nedensellik var mı ben görmüyorum. Burada sanki hormonal değişiklikler var. Hormonal değişiklik burada özne ve cildimi etkiliyor. Bir de X-ray yani güneş ışığına maruz kalma galiba etkiliyor. Bu da cilt kanseri riskimi arttırıyor. Şimdi bakın impact the skin exposure to UV rays diyor. Şimdi hormonal changes can impact the skin, exposure to UV rays. Burada Um, iki tane şeyi sıralamış aslında. Despite olmaz. E, X-ray'e maruz kalmaya rağmen olmaz. Instead of, onun yerine o da demez. Such as de demez çünkü örnek vermiyor. Yani X-ray'e maruz kalma gibi cildi etkileyen demiyor. Except for bunun haricinde diyor. As well as olma ihtimali var. As well as ne demek arkadaşlar? As well as and demek aslında. Yani hormonal changes can impact the skin and exposure to UV rays. Yani UV rays. Burada hormonal e, değişiklikler cildimizi e, etkiliyor. Yani hormonal değişiklikler ve e, şeyler ne o? E, exposure to UV rays yani UV rays'lere maruz kalma cildimizi etkiliyormuş. Yani hormonal değişiklikler can impact the skin as well as exposure to UV rays. Burada mesela şey deseydi daha rahat anlardık. Mesela hormonal changes as well as exposure to UV rays dese daha rahat anlardık. Burada biraz daha farklı bağlamış ama şöyle düşünebiliriz. Hormonal değişiklikler ve ile beraber UV ışınlarına maruz kalma cildi etkileyebilir. Bunlar da ne yapar? Kanser olma riskimizi, cilt kanseri olma riskini arttırır. Burada dediğim gibi cümlenin vurgusu aslında hormonal changes as well as exposure to UV rays olsa daha iyi anlaşılırmış. Ama burada böyle bir sıralama var. Zaten bir nedensellik yok, bir hariç, bir zıtlık yok değil mi? İki tane şey var, cilt kanserine sebep olan faktör var aslında burada. As Ezgolez'de well as bağlamış. Along with de olabilirdi. Burada mesela arkadaşlar sadece şey için söyleyeyim. Birinci sorudan belki hatırlarsınız. Şurada which increases yerine virgülü koyar. Increasing the risk of skin cancer diyebilirdi. Aklınızda bulunsun. Bu türlü reductionlar var. Bunlar ne demek diye düşünmeyin. Orada which'i e atmış, increasing deyip gitmiş. Bunu yapar. Bunu soruyor da sık. Neden soruyor? Çünkü çok kullanılıyor. Ee, yedinci soruya bakalım. Product, salad dressing yani ürünler, ne, nasıl ürünler? Ee, ürünlere örnek vermiş. Salata sosu, işte baharatlar, pasta, bu makarna sosu gibi gidiyor. Bunlar şeker içeriyormuş. Peki ürünlere örnek vermiş oldu. Dolayısıyla saç diyecek. Şu şu gibi ürünler. In terms of bakımından, instead of yerine, with regard to yine bakımından ilgili olarak demek. Apart from dışında demek bunların dışındaki ürünler şeker içeriyor demez. Burada örnek veriyor aslında. Şeker içeren ürünler. Yani şu şu ürünler, often have sugar, genelde içeriğinde şeker barındırır demiş oldu. Products dedi, üst. Sonra da salad dressing dediğimiz bunlara örnek. Bir sonraki soruya geçiyorum. Enteresan bir soru. The palate, damak yani, often misses sugar, özlüyor şekeri. It has no other flavors to replace it. Flavor ne demek? Aroma. Bunu, replace edecek. Bunun yerine koyabileceği başka bir tat bulamıyor çünkü. Given that öyle düşündüğümüzde, öyle varsaydığımızda. But olmaz ama demeyecek. So bu yüzden değil, because olacak. Neden? Çünkü yani şunu şöyle çevirebiliriz. Damak şekeri özler, ister yani arar yani yokluğunu. Çünkü onu replace edecek, onu yerine koyabilecek başka bir aroma, başka bir tat yok. İlla şeker olacak yani. Unless de if not demek. Burada because bir güzel bir bağlaç oluyor. Şunu da unutmayalım arkadaşlar. Her bağlaç kendisinden sonra gelen cümleye aittir. Bu cümleyi çevirecekseniz şu şekilde çevirebilirsiniz. Damak şekeri arar. Yani insan şekeri arar ya da insan vücudu şekeri arar, ister. Çünkü bunun yerine koyabileceği başka bir tat yok. Ya da Because başta olsaydı için diye çevirirdim. Şekerin yerine koyabileceği başka bir tat olmadığı için insan şekeri arar, ister. Gelelim başka bir bağlaç sorusuna. Also known as juvenile diabetes. Yani çocuklarda görülen diyabetmiş. Type 1 diabetes, diabetes occurs, the body does not produce insulin. Yani type 1 diyabet oluyor. Neden? Çünkü vücut şey yapmıyormuş. İnsülin üretmiyormuş. When olur. Üretmediğinde. Çok güzel. Oldu. Üretmemesine rağmen oluyor demeyiz. Until. Üretmeyene kadar oluyor demeyiz. Just as. Tıpkı. Veya while. Üretmiyorken. Değil. While değil. When olacak burada. But. Zaten olmuyor. Olduğu gibi. Yani ama. Burada. E, burada when yerine ne olabilirdi? If de olabilirdi. If the body does not produce insulin, insulin üretmediğinde type 1 diabetes occurs demiş oluyoruz. E, type 1 diyabet olmuş oluyor. E, bu soruda bu şekilde when oluyor. Bu arada e, sağlık e, çalışanları bu videoları izledikten sonra yorumlara eğer bir bilgi yanlışı varsa lütfen e, şey yapsınlar. Biz bunları journallardan alıyoruz. Tabii yani ben İngilizce öğretmeniyim. E, dolayısıyla sağlık konumunda hakim değilim copy paste şeklinde bir yere alıyoruz, editliyoruz. Anlamı değiştirmeden tabii ki copy paste değil. işte, anlamı değiştirmeden editliyoruz. O şekilde bir soru haline getiriyoruz. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı varsa, artık oradaki şeye bakmak lazım. Reference'a e bakmak lazım. Yani buradaki şeyler benim fikirlerim değil. ona göre. Onu da söyleyeyim. Yani ben İngilizce öğretmeniyim. sağlık şeylerinden çok anlamam. The likelihood of having dementia increases with age. Hi. Demand, demans olma riski yaşla beraber artıyormuş. Nasıl gider? Yaşla beraber arttığı için yaşlarda daha sık görülür. Yaşla beraber artmasına rağmen diyebilir. It's not a normal part of aging. Ha, yaşlanmanın doğal bir sonucu değilmiş ama bu normal bir parçası değilmiş. Sanki o zaman bir zıtlık var gibi. Yaşla beraber bir koz olsa arttığı için dikkat edilmeli. Artmasına rağmen olur. Just as tıpkı anlamı verir. Arttı, tıpkı artması gibi. Provided that if demek. Unutmayalım. If arttı, uh, arttıysa olmaz. Unless o da artmadı takdirde. If'in tam tersi. If not. Unless arkadaşlar çok uh, yanlış yapıyoruz. Bunun nedeni biraz hızlı çözmeye çalışıyoruz soruları. Unless denemek istiyorsanız arkadaşlar şu boşta if koyun. Bir sonraki cümleyi de olumsuz yapın. Çıkar. Yani if the likelihood of having dementia doesn't increase with age dersiniz ha o zaman daha iyi oturuyor. Annesi doğrudan kullanınca bazen öğrencinin kafası karışabiliyor. You were diagnosed as a child çocukken teşhis konmamış anladığımız kadarıyla. You may notice the symptoms of high functioning autism in later life. Çocukken teşhis konmamış sonradan olabilir diyor ama. Sonraki hayatımızda olabilirmiş. Demek ki yine bakın Çocukken yok sonra olabilir. Bunun içinde bir olumsuzluk bulmamız lazım. Yani çocukken yok diye sevinme sonradan olabilir gibi bir durum var. As if -miş gibi demek. Öyleymiş gibi. As long as ne demek? If. Until e kadar demek. Even if. Bu olur. Even if. Yani çocukken teşhis konmamış olsa bile e, ileride olabilirsin diyor. High function notizm in later life oluyor. Since de çünkü demek. Çocukken teşhis konmadığı için ileride olabilir demeyiz. Burada even if olacak olsa bile. Yani çocuk yani bu teşhis konmamış olsa bile ileride Allah korusun olabilir diyor. Bakalım bir sonraki soruya. Studies have linked a high intake of table salt with increased mortality risk. Araştırmalar. Burada arkadaşlar studies, researches, bilmem that, suggest that. Bunları boş verin. Çok okumayın. Oradan sonrasını okuyun. Şöyle. High intake of table salt. Sofra tuzunu çok tüketirsek ölüyormuşuz. Recent data has been contradictory. Son araştırma contradictory'miş. Çelişiyormuş. Ha, yani öyle olmayabilirmiş diyor. In addition demez. Buna ek olarak demek. Paralel değil çünkü buradaki sözler. And olmaz ve son data demez. But der. Harika olur. Ama son bulgular öyle demiyor. Son veriler öyle demiyor. Contradictory. Bunda çelişiyor demiş olduk. Contradictory kelimesini görüyorsak zaten bir kontrast olması gerekir. As a result da bunun sonucunda demeyiz. Because da demeyiz. Burada but olacak. Ne demiş olduk yani? Yüksek tuz tüketimi yüksek ölüm oranına sebebiyet verir ama son bulgular biraz farklı konuşuyor veya bununla çelişiyor demiş olduk. Burada but doğru cevap. Ethical issues yani böyle ahlaki bir takım sorunlar, etik bir takım sorunlar varmış. Embryonic stem cells bu kök hücrenin kullanımı ile ilgili etik sorunlar varmış diyebilir. Sonra da ama işte çok yol kat edildi diyebilir. Bakalım ne diyecek? Nasıl bir ilişki var iki cümle arasında? Researchers are likely to face many obstacles. Ha, obstacle. Engelle karşılaşıyorlarmış. Etik problem var. Engelle karşılaşıyorlar. Etik problemlerle engelle karşılaşmak arasındaki ilişki nedir? Etik problemlerle karşılaştığınız için obstaclela karşılaşmış olursunuz, obstacle yaşarsınız. Apart from dışında demek veya bunu ek olarak anlamı da veriyor. Bunların dışında veya buna ek olarak anlamı da duruma göre verebilir. In spite of yani etik şeylere rağmen engellerle karşılaşıyorlar. Etik sorunlara rağmen engellerle karşılaşıyorlar demeyiz. Due to çok güzel olur. Due to ethical issues, etik sorunlardan ötürü obstacles'larla karşılaşıyorlar. Burada due to yerine ne olabilirdi? Owing to olurdu. Because of da olurdu. Uh, thanks de olmazdı. Thanks de olumsuz. Pardon, thanks de olumlu. In addition to, etik sorunlara ek olarak, e, e, likely demez burada. O zaman şey derdi, In addition to the ethical issues surrounding the use of embryonic stem cells, researchers are facing... Various other obstacles dese in addition to olurdu. Contrary to da buna zıt olarak yani bunun aksine demiş olduk. Due to burada en mantıklısı yani etik sorunlardan ötürü researchler, araştırmacılar face obstacles. Burada face arkadaşlar yerine encounter olur. Experience olur. Başka undergo bazen olur. Veya başka şu anda aklıma gelmedi. Encounter dedik. Genelde olumsuz bir şeyle karşılaşmadır. Face genelde olumsuzdur. Experience de genelde olumsuz bir şey yaşamak üzerinden kullanılır. E, bu şekilde e, bunu da, bu soruyu da çözmüş olduk. Likely to de arkadaşlar bilelim. Likely to muhtemel, ihtimal dahilinde demek. Probable yani. Likely, unlikely. Büyük ihtimalle olmayacak demek. Likely büyük ihtimalle olacak demek. Bir de bunu highly likely diyoruz. Yani oldukça yüksek ihtimal. Highly zaten Türkçedeki highly gibi çevirin. Rahat edersiniz. Highly likely yani büyük ihtimalle olacak. Highly olabilitesi yüksek. Olabilitesi yüksek demeyecektim aslında ama kötü bir Türkçe oldu. Neyse. Olabilme ihtimali yüksek. Şimdi preposition sorularında ne demiştik? Diyeceğiz ki şuradaki, baştaki ve sonundaki birkaç kelimeye bakınca çıkacak. Şunlara bakacağım. Many people are familiar migraine from their own experiences, kendi tecrübelerinden. Zaten insanlar migrene aşinaymış. Veya çevresinde e, insanların migren olanlar varmış. Familiar to olmuyor. Familiar with harika. Familiar with'tir arkadaşlar. E, bir şeyle haşır neşir olma, bir şeyi bilme, bir şeye aşina olma diyorsak familiar with. E, their own experiences or someone around them yani çevresindeki biriyle şeymiş. Similar to familiar with same as bu üçünü bilelim arkadaşlar. similar to familiar with ve some şey same as bu üçünü bileceğiz. Diğerlerine ayrıca bakmıyorum. Dediğim gibi preposition'ların arkadaşlar çok uzun uzadıya açıklanacak bir durumda yok. Çünkü bu böyle yani familiar with niye familiar with hocam bilmiyorum. Bunu da bilebilecek biri varsa açıklarsa sevinirim ama ben bilmiyorum. Bazı prepositionları tahmin edebiliyoruz. Impact on gibi bir şey üzerinde etki veya under pressure hani baskı altında olmak gibi ama bunlar çok şeyler hani böyle kural oluşturabilecek kadar genellenebilecek kurallarda değil hani şeyler değil rastlantılar değil diyeyim. Onun için preposition'da oturup ezberlemeyeceğiz. Biz bol bol okuyacağız. Orada söz sözlüğüm kafamızda yavaş yavaş oturacak. Bazen olur yani bir şey bilirsiniz ama niye bildiğinizi bilmezsiniz. İşte o raddeye geldiğiniz zaman dili öğrenmiş oluyorsunuz. People with ADHD may have trouble focusing their attention. Yani bu attention, attention deficit olması lazım bunun değil mi? Bu dikkat dağınıklı yani. Their attention, focus, bakın focus, their attention, single task, or sitting still, period of time. Ha, time diline göre for olma ihtimali var. Focus da zaten nedir? 10. Hepiniz biliyorsunuz. Dediğim gibi bu preposition sorularına sağına soluna bakın ve bu soruya çok az zaman ayırın. Yani biliyorsanız da az zaman ayırın, bilmiyorsanız da az zaman ayırın. Bir tanesinden emin olsanız zaten yok dilde doğrudan doğru seçeneği bulursunuz. YDS'de bazen ikiye düşürürsünüz. Biraz böyle bir zorlanabilirsiniz ama yine de bayağı bir işinizi görecektir. Bu bir tanesini bilmek. Focus their attention on. Focus on. Tamam. Sitting for long periods of time. Yani attention deficit olanlar. Bu HD'yi çıkaramadım. Attention deficit'i çıkardım da. Yoruma yazarsınız eğer aydınlatmak isterseniz bize. Focusing their bir şeye odaklanmada sorun yaşıyorlarmış. Veya bir yerde uzun süre oturma konusunda da sorun yaşıyorlarmış. Geldik kelimelere. Whether you're in water or on a mountain trail or in your back, backyard yani bir sudaysan, dağdaysan ya da işte arka bahçendeysen... ...wildlife you have always ways of protecting themselves and their territory. Ee, vahşi hayat... ...kendini... ...protecting themselves the yani vahşi hayat her zaman kendini... ...koruma şeyi de varmış. Wildlife, vahşi hayat, you encounter olacak. Karşılaştığınız vahşi hayat. Yani birebir tecrübe ettiğiniz vahşi hayat. Allocate ne demek? Tahsis etmek. Vermek yani. Allocate money. Değil mi? Bir bütçeyi bir yere tahsis edersiniz, verirsiniz. Infect, enfekte etmek. Wildlife, you infect. Yani enfekte ettiğimiz vahşi yaşam olmaz. Require, gerektirmek. Diagnose da teşhis koymak. Diğer seçenekler hiç olmuyor zaten. Burada ne diyor? Yani nerede olsak olalım doğanın kendini korumaya şeyi varmış. Bizim bizi de karşılaştığında, yani bizim pardon bizim gördüğümüz doğanın vahşi yaşamın kendine göre bir takım kendini koruma yöntemleri varmış. Teritory bölgesini ve kendini koruma yöntemleri varmış. Encounter demin de bahsetmiştim zaten karşılaşmak demek. Burada wildlife you encounter have niye oldu hocam niye hez olmadı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara şey kelimeler deniyor böyle. Grup kelimeleri deniyor. Mesela family. Bazen çoğul da olabiliyor. Mesela government. Bazen çoğul olabiliyor. Government are diyebiliyoruz. Government is de diyebiliyoruz. Bunlar wildlife de mesela. Wildlife bir vahşi yaşam demek. Ama vahşi yaşamın içindeki bütün faktörleri de içerdiği için bazen çoğul da olabiliyor İngilizce. Ne zaman çoğul, ne zaman tekil? O kadarını da boş verin. yani Bazen tekil, bazen çoğul. mesela bir futbol takımından bahsederken de işte o futbol takımın işte biraz daha kurumsal kimliğinden bahsederken tekil kullanabiliyoruz ama futbolcularla beraber yani futbol takımı kazandı derken çoğul yapabiliyoruz. Dediğim gibi bunun da zaten çok böyle clear cut böyle şöyle olunca böyle olur diyebileceğim bir kuralı yok. Onun için boş verin. Arda görürseniz şaşırmayın. Siz de istediğiniz gibi kullanın. Foodborne illness. Yani şey zehirlenme yani. More referred to as food poisoning. Ha. Yani foodborne illness dediğimiz şey aslında neymiş? İşte zehirlenmeymiş. Is the result of eating contaminated, spoiled or toxic food. Yani neyin sonucuymuş? İşte kötü bir yemek yeriz. Kötü derken işte orada siz anladığınız işte bozulmuş yemek yedik. Böyle oluyor. Burada ne olacak? Randomly, rastgele. Rastgele food poisoning denen. Adversely, olumsuz bir şekilde zehirlenme denen. Olmaz. Dramatically, büyük miktarda. Commonly, genelde. Evet. Extremely, aşırı demek. Bu da olmadı. Ne diyoruz yani? Yiyecek kaynaklı hastalıklar. Daha sık daha genel tabiriyle yiyecek zehirlenmesi more commonly referred deriz. Referred to bir de onu da unutmayalım. Referred to'dur. is the result of neyin sonucuymuş? İşte kontamine, bozuk işte yiyecek yemenin sonucuymuş. Foodborne illness more commonly daha genel tabiriyle deriz ya. Halk arasındaki tabiriyle You can injure your shoulder by performing manual labor, playing sports or even by movement. Burada ne diyor? Omzumuzu sakatlayabilirmişiz. Niye? İşte fiziksel güç gerektiren işler yaparsak, spor yaparsak veya bazen distinct, farklı hareket. Distinct derken yani bu göze çarpan anlamında farklı bu olmaz. Comprehensive, kapsamlı hareket olmaz. Repetitive harika olur. Sürekli aynı işi yapmak intrinsic içsel demek, extrinsic dışsal. Bunu e, psikologlar daha çok bilebilirler ya da psikiyatristler. Prominent de önemli, göze çarpan anlamında. Burada repetitive movement olur. E, tekrar eden iş anlamında. Burada tabii ki repetitive movement deyince aklıma da şey geldi. Bir arkadaşım doktora gitmişti, kısaca anlatayım. Doktor e, omzundan şikayetçi, doktor metrobüse binme demiş en sonunda. Bu devamlı tek koluyla böyle e, seyahat ettiği için metrobüste ve sıkışıklıkta böyle itiş kakış derken omzunu o yüzden sakatlamış. Ve Doktor Hakikaten e, doktorları orada bir, bir defa daha takdir ettim. Yani e, hiç doğru dürüst bir şey biliyorken bakmış böyle omuzuna. Demiş sen metrobüsle mi gidiyorsun? <laughs> e, evet demiş arkadaş. Yani demiş senin omzun ondan sen demiş. Böyle iki kolla tutun böyle daha farklı bir yöntemle artık gitmeye çalış. E, bir süre metrobüse seyahat etmemişti arkadaşım. Yani böyle bir hastalık da varmış. Yani aklınızda bulunsun. Eğer yani İstanbul'da metrobüste çok seyahat ediyorsanız ve omuzunuz böyle ağrıyorsa muhtemelen e, uzun duraklar böyle e, sallana sallana e, çok e, gidiyorsunuzdur. Dikkat edin, böyle de bir şey var. If you have a personality disorder, yani kişilik bozukluğunuz varsa, you may have a difficult time relating to others, yani birileri ilişki kurma konusunda zorluk yaşarmışsınız. And everyday problems, problem ne yapılır arkadaşlar? Problem take after olmaz, benzemez. Yani problem, probleme benzer de take after problem demeyiz. Dealing with olur. Accounting for teşkil etmek olmaz. Call of bir şeyi iptal etme, fallout bir şeyin düşmesi anlamında kullanılabilir. Ya da şey ayrı düşmek anlamında, küsmek anlamında da kullanılıyor. Deal with burada everyday problems. Zaten bir problem varsa, bir sorun varsa deal with yapısını kullanırız. Bu şekilde bir sorumuz daha var. Pardon. Evet, son sorumuza geldik. Bu da phrasal verb sorusu. Kidney stones böbrek taşları calcium oxalate, though they can consist of calcium phosphate and or malate. Doğru telaffuz etmedim muhtemelen. Şimdi burada taşlar diyor, kalsiyum oksalatten oluşur diyecek herhalde. Make up of olur. Oluşmak. Turn up, çıka gelmek, ortaya çıkmak. Come across, karşılaşmak, tesadüf etmek. Keep away, uzak durmak. Clear out da temizlemek demek. Burada make up of unutmayalım. Make up of oluşmak bir şeyin mesela şey deriz ya mesela the Maldives uh, make up of 1000 islands deriz. Veya our body is made up of 100 uh, bones deriz. Yani yüz kemikten oluşmaktadır. Öyle değil muhtemelen de. Yani öyle değil zaten. Ama ben uh, bu, bu şekilde bir örnek vereyim. Oluşmaktadır. Make up for ise şeydir, e, telafi etmek. Yani birinin e, herhangi bir şeyini telafi etmek, işte zararını telafi etmek, tazmin etmek anlamında kullanılıyor. Bir 20 soru daha çözdük arkadaşlar. Burada biz uzun süredir bu sınavlara öğrenci hazırladığımız için e, biliyoruz da aşağı yukarı işte hangi şeyler çıkıyor, işte hangi bağlaçlar daha çok soruluyor. Onları daha çok biz bulmaya çalıştık. Muht muhtemelen şu da oluyor tabii yani kıyıda köşede bir sürü başka şeyde bazen ÖSYM'nin radarına takılıyor sorulabiliyor ya da bazı şeyleri biz fazla böyle ön plana çıkardığımız için belki ters köşe yapılmış da olabilir bilmiyorum. Ama genel itibariyle bunlar soruluyor. Bu şekilde soruluyor. Muhtemelen ama tabii ki yani illa bunlar çıkacak. Buna benzer şeyler de çıkmayabilir. Bazen işte gerund infinitive soruyor. Bazen işte pronoun da sorabiliyor ama ya yani 20 senede bir soruyor. Bu sefer öğrenci hocam bunu da sordu diyor. Anladık da yani onu da şimdi onu nasıl denk getireceğiz? Frekansı yüksek sorular nedir? Bağlaç soruları, bağlaç sorularındaki zıtlıklara iyi bilmemiz lazım. Nedensellik verenler, o to'lar falan onları bilmek lazım. Onun haricinde tense'lere baktığımız zaman daha çok simple present, simple past ve present perfect seçenekleri daha doğru olma ihtimali yüksek. Çünkü bilim dili genelde bu yapılardan oluşuyor. Onun haricinde de arkadaşlar kelime konusunda bir şey yaşıyorsanız da bizim hem YouTube'da katıl butonunda kelime egzersizleri var hem de şeyde bizim kendi web sitemizde akademik.temadil.com sayfamızda ayrıca bununla ilgili bir çalışmamız da var. Hem gök dil sağlık çalışmamız var hem de akademik kelime çalışmamız var. Akademik kelimeyi de arkadaşlar bağlamından ayrı olarak öğrenmeniz gerekiyor zaten. Hemen onu da böyle bir kısaca açıklayayım videoyu bitirmeden. Şimdi akademik metinlerin hepsini yani bu bölüm fark etmeksizin sağlık, fen, sosyal fark etmiyor. bir şeye koymuşlar sonuçta. Frek, kullanım frekanslarına bakmışlar. Demişler ki en çok bu akademik metinlerde, doktora tezlerinde işte neyse en çok kullanılan kelimeler hangileri demişler. Ve bunun üzerinden bir liste oluşmuş. Akademik kelime sesi bu. Dolayısıyla sağlık çalışanlığı olun, işte kimyager olun veya işte sosyolog olun fark etmiyor. Bilim dili, pardon bilimsel makalelerde kullanılan kelimelerin e, ...yüksek frekanslı kullanılan kelimelerin bir listesi var İngilizce'de. Bu da zaten sır değil. PDF'i de her yerde var. Bizim web sitemizde var. E, bizim web sitemizde de var. Akademik.tema.com'a girerseniz orada da var zaten. PDF liste. Ama liste olarak bunları ezberlemek sorunumuzu çözmüyor. E, ne oluyor? Yani şey gibi oluyor. Benim e, şu anda işte... ...elementleri oturup ezberlemem gibi... ...ya da işte bir takım e, teknik terimleri oturup ezberlemem ile doktorum demem arasında işte nasıl bir alaka olabilir? Onun gibi oluyor. Yani kelimeleri biliyorsunuz ama bir işe yaramıyor. Bunları öğrenmek için bunların collocation'larıyla işte bir cümle içindeki anlamlarıyla falan biraz daha biraz daha komplike bir şey var onun süreci var. O kadar kolay değil işte bazen önemli şey diyor hocam kelime bilmiyorum. İşte o kelimeyi öğrenmek öyle kolay değil işte onun için öğrenemiyorsunuz. Yani öyle bir günde 50 kelime bir günde 100 kelime falan öğrenilmiyor. Öyle bir şey yok. Yani biz burada anlatıyoruz bunları ama ben belli bir yaşa geldim ve yaklaşık 30 yıldır İngilizce ile haşır neşirim. İngilizcem o kadar iyi değil hala. Bir sürü şeyi bilmiyorum, bir sürü şeye bakıyorum. Öyle hemen bir 3-5 kelimeyi öğrenemiyorum. Hala 10 kere, 20 kere, 50 kere gördüğüm kelimeyi bazen sözlükten bakma ihtiyacı duyuyorum. Bir kelimenin telaffuzunu yanlış yaptığımı yıllar sonra öğreniyorum. Yani bunlar oluyor, yapacak bir şey yok ve bu zaman alıyor. Kendinize haksızlık etmeyin diye söylüyorum bunları. Çünkü bazen özellikle sağlık çalışanları hani başarılı bir kariyer sahip oluyorlar. Genelde hepçi hayatlarında çalışıyor oluyorlar. Yani böyle öğrencilik hayatından itibaren sürekli böyle bir gel çalış yani hep iş var çünkü. Yani mutlaka bir iş şeyi var sizde. Ve başarılı olmaya da alışkınsınız bu. Ya bu ya neleri yani okyanusu geçtik derede boğuluyoruz gibi düşünmeyin. Yani dil öğrenmek göre kolay değil ve zaman alıyor ve işin şey tarafında püf noktası da şu arkadaşlar çok büyük zeka gerektirmiyor. Ee, şey gerektiriyor. Disiplin. Uzun süre zaman ayıracaksınız. Bu kadar basit. Uzun süre zaman ayırmanız lazım. Bunu da kısaltmanın bilimsel bir yolu yok. Bilimsel olmayan yollarında zaten Instagram'da orada burada görüyorsunuzdur. Onların da zaten takdirini size bırakıyorum. Ee, okey. Görüşmek üzere.